Merhaba dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok yoğun bir gün, biraz telaşlıyız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Dikkat. Çok kötü ısırılacak ama. Öncelikle kızımızın karnesini almaya gidiyoruz. Mia bugün ilk karnesini alacak. Mia, karne nasıl gelecek karne? Bak bakayım yanına. Tam olarak karnenin ne olduğunu anlamadım. Heyecanlı mısın ilk karnen için? Heyecanlıymış. Ya bakalım prenses. Derslerine güzel çalışmış mıydın? Aferin sana. Sarı canavar, darısı başına artık senin de. Evet, darısı başımızda. Hiç bakmıyor bile. Murat Deniz, nereye Murat geldin? Murat Deniz. Çocuklara bakıyor. Bu avluda birkaç farklı bina var ama Mia'nın okulu, sınıfı daha doğrusu bu binanın içerisinde. Şimdi oraya gideceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne oldu Murat Deniz? Anlat. Seni de gönderelim mi anaokuluna? Ha? Evet. Evet, kamera. Murat Deniz tam performans durmuyor dostlar. Karneyi beklerken. Evet. Ne yapmak istiyorsun? Dikkat. Evet. Hay pis. Evet. Hadi gel karneyi almaya ablanım. Ayakkabı giydireceğim. İçeri girmek istiyorsun. İlker sen buraya gel. Kenarda dur. Öğretmenim ben de gel. Gel bakalım. Gerçekten ben de senin resmini çektim. Göster karneni. Gerçekten. Çok çektim. Çok güzel. Oh, ilk karnem. Benim de olsun dedim. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Tamam, sevdim de veriyorum. Hadi bakalım. Oraya geçebilir miyiz? Bir de siz de çeksek hocam. Gel Miyasu. Öğretmenin yanına. Gel fotoğraf çekelim. Gel Miyasu. Ama şeyde sorun. Tamam, ben de seninle çekeyim. Olur mu? Hiç beğenmedim. Yaptım, gel Miyasu. Bu ne çirkin elbise. Aa, çok çirkin. Miyasu bana bak. Gül bakalım. Bir dakika dursunuz. Şöyle karnıma Mia buraya Mia. Teşekkürler hocam. Çok teşekkür ederiz. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Murat Deniz'in maması. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Hadi Mia. Ya bir karnına bakalım şimdi nasıl. Hadi bakalım karnına. Hadi bakalım. Evet Mia, bir karneyi açalım bakalım nasılmış. Açalım mı karneni? Evet. Aç bakalım annesi. Ay, bir de öğretmenin kurdele takmış Mia'cığım. Mia, arkandaki kim? Arkadaki kim? Atatürk. Atatürk. Babaya bakarak söyler misin bir? Atatürk. Neymiş aşkım karnesi? Gelişim raporu bu. Okul öncesi gelişim raporu. Burada da katılım belgesi. Bak. Başarıyla tamamlamışsın okulunu diyor. Tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorlarmış. Burada da gelişim raporu var. Hadi motor gelişimi, inşallah. Sosyal duygusal gelişimi, dil gelişimi. Daha güzel karnelerinde. Görüş ve öneriler. Daha güzel yanlış oldu ya. Ne denir? Daha böyle ileriki karnelerinde görmek nasip olsun. Oh, başarılı olsun benim kızım. Her zaman mutlu, sağlıklı, sakin yapıya sahiptir. Genel olarak tüm gelişim alanlarında başarılıdır. Sosyal etkinliklerde aktif, arkadaşları ve öğretmenleriyle uyumlu. Aferin Mia. Aferin güzel kızıma. Canım kızım. Sen niye gülüyorsun? Karne hediyesini ister misin? Evet. Ne istersin karne hediyesi olarak? Kart. Mickey Mouse kart. Mickey Mouse kartı. Tamam, bulalım bakalım. Neyiz ya, okulun bahçesinde bir şey var. Bunu kesin can bağlarımıza göstermeliyiz. Gelsin 2 dakika, dur şunu kucağıma alayım. Gel bakalım dostum sen. Evet. İşte eşekler. Oo, burada başkaları da varmış. Ya. Bir tane de 3 tane var bak. Ben 2 tane. Evet. Meraklılar da bak. Çok kötü ısırır eşek ama ya. Vallahi. Tamam, hadi gidiyoruz biz. Hoşçakalın. Rahatsız etmedik değil mi? Hadi bakalım. İşlerimiz çok evde. Hadi bakalım, gidelim de halledelim. Karnemi dedeme göstereceğim. Nerede dedem? Bak arkada aşkım, çalışıyor bahçede. Yürü bakalım. Burada mı? Gel burada, burada. Bak orada, yürü oraya. Dede ne diyecek karneye bakalım. Orada mı? Orada mı baba? Ha, gördün mü büyük babayı? Evet. Ah, hoş geldin. Hoş geldin. Karne o değil öbürü. Benim. Senin karnen mi bu? Evet. Bakalım okuyayım. Bir okuyana, bir sırası geleni beyazın oymana. Ve tatil olacak okuldan soruya. Öyle yazıyor. Ay çok güzel. Bak burada o kadar güzel şeyler yazıyor ki Mia'cığım. Gel bir öpeyim önce. Gel bir kere öpeyim. Oh. Ne istersin karne hediyesi? Gözlük istiyorum. Nasıl gözlük istiyorsun? Var mı istediği bir gözlük? Pink. Pembe bir gözlük. Çok güzel karnen. Bunu iyi sakla, olur mu? Hadi annene götür ilk karnen. Gel. Bakalım okuyalım beraber. Ver bana, beraber okuyalım. Evet, şimdi karneyi aldık geldik dostlar. Bugün hava burada güzel. Gördüğünüz gibi güneşli zaten. Tişörtle dolaşıyoruz. Ama yarın ve öbür gün yine fırtına uyarısı var. Bir 4 gün yoğun yağmur ve soğuk veriyor. Ondan sonra da soğuklar başlayacak. Biliyorsunuz seramız daha önceden rüzgardan dolayı burada üstü çıkmıştı, parçalanmıştı. Biz de tüm poşetini soyduk. Onun yanında ben şöyle yeni bir kapı yaptım. Buna artık bir kapısı var, daha sağlam olması için. Çünkü bir öncekinde kapıyı rüzgar parçalayıp içini şişirdiği için gitmişti. Biraz daha şöyle sağlamlaştırdım. Artık gördüğünüz gibi zaten oynarken tüm kasa aynı anda oynuyor. Şimdi üstümüzü değiştirip buna tekrar poşetini geçirelim. Ki içine koyduğumuz şeyler de ölmesin. Çünkü biberler bir defa don gördü poşet çıktıktan sonra. Ondan dolayı biraz böyle boyun büktüler. Biz bu şekilde şimdilik böyle dizdik saksılarla birlikte. Şu limon ağacı. Bu da limon ağacı. İkisi farklı bir cins. Bu da kamkat ağacımız. Şöyle hatta bakın ufak ufak filizler vermeye başlamış. Bunlar da biberler. İşte yeni ektiğimiz şeyler, viyollerimize vesairemize, çileğimiz. Burayı tekrar kaplayıp bitkiler için korunaklı bir hale getirelim. Çekersen. Yeteri kadar var değil mi malum? Var. Ama bu şeydi ya, önce ikiye keseceğiz ortadan bir yerde. Bu poşet gibiydi ya. Poşet değil, naylon. Yok şey gibi, Yani iki kat ama uçları yapışık. Ben şu uçtan gireceğim. Tamam. Bugün de rüzgarlı biraz. Deniz, rüzgarda daha zor olmayacak mı? Sonra fırtına ama içeridekiler ölecek yoksa. Bir an önce takmamız lazım. Evet, fırtına uyarısı veriyor yine. Bu gece mi? Yarın başlıyor. Gece mi başlıyor oğlum? Bir dakika, bunu nasıl yapacağız? Bir de üstüne koymamız lazım. Öyle değil. Bunun o tarafa, yani şöylemesine uzun gelmesi lazım. Ben de öyle yaptım. Hayır hayır, bu taraf kalkacak, bu tarafa. Sen geç o tarafa. Böyle ağzı falan koyayım ben de, ne koyacaksın? Gel buradan keselim ama sen. Önce bunun burasını gömelim istiyorsan. Sadece düz yapıp paralel olsun. Üstten gerdirip. Rüzgar da zor olacak ya. Aslında dur. Alamazsın, beton artık. Çok açılmış olur. Buradan kesip yapacağız ki onun şey olsun. Tut bak karşı taraftan. Şöyle iyice gerdi aşağıdan. Şu paralel mi, ona dikkat et. Just... Bu vidaların tanesi de şu an 2,5 lira. Ben çok şaşırdım ya. Yani vida aldım. Taneyle sayıp veriyorlar artık. Tamam mı böyle? Ne güzel toprak değil mi Deniz? Toprak çok güzel, solucan dolu zaten. Vallahi çok güzel toprak, şu renge bak ya. Aslında bilmeyen can bağlarımız için söyleyelim. Geçen fırtınada bizim seramız bayağı bir hasar görmüştü. Şimdi Denizcan ve babam öneriyorlar. Aslında yapımdan nereden geçiyorlar. Diğerinden farklı olarak Denizcan bu defa kapı yaptı. Evet. Başta çünkü söyledim. Naylon bir kapı vardı. Şimdi artık o değil. Normal bir kapısı var. Kafası patlamıştı bir öncekinde. O söktüğümüz vidaları da sakladık. Bir daha delmeyeceği için vidanın delik yerleri hazır. İş görür diye düşünüyorum. Çünkü var. Vidayı çıkartıp bir daha kullanamıyorsunuz. Bak şöyle ucunu Çok yakınlaştım ama kamera almıyor. O iyi. Şöyle... Gözükmüyor. Belki şimdi şöyle... Ucu özel matkaplı bir vida ve demiri deliyor. Bir matkap diyorum, şeyimiz olmadığı için, lehim aletimiz olmadığı için yani de bu profilleri biz hep bu vidalarla yapıyoruz. Ama çok pratik oldu, güzel oldu. Dur, çekmemişim. Sökül bir daha. Kaç defa böyle oldu ama Filiz, bir söylesene. Kaç defa aç çekmemişiz deyip baştan yaptık. Çok defa sayamayacağım kadar. Babamın tepki nasıldı ama? Ama sen yine de espri yapma şu an. Sera yap. Oğlum evladım, doldursana şunları cebine her defasında. Dolduruyorum. Hepsinin yeri var çünkü. Pantolon düşüyor baba. Ucu var, kimisinin ucu yok. Ceplerini çok doldurunca düşüyor değil mi elinden? Hadi itiraf et. Evet dostlar, burası bitti. Şimdi arka taraf kaldı. Kapımız da gayet güzel açılıyor ama arka taraf delik. Ha, paşa oğlum uyanmış mı? Uyandı. Allah. Tut bakalım, onu tutabilirsen. Murat Deniz. Nereye oğlum? Bay. Bay nereye bay? Öyle gidemezsin çabuk. Görüştü. Görüşürüz. Görüşürüz. Aha öbürü de geliyor. Zaten sevgi varsa bam bam da var. Hadi şimdi şu arkasında takalım. Son. Dışarıda kalabilir. Ya. Ne yapıyorsun? Serayı tamir ediyoruz aşkım. Sera bozulmuş mu? Ha, sera bozulmuş. Tamam, şimdi yaptık, oldu. Nasıl olmuş Mia? Güzel. Bunun içinde ne var? Bitkilerimiz var. Çilek fidan var, biberler, patlıcanlar. Nasıl oldu sence Filiz? Güzel gözüküyor. İçine bakayım mı? Bir içine girsene bak. Demin ben girdim çünkü bayağı bir ısı farkı var. Bakayım sen... Nasıl algılayacaksın? Bir geç bakalım. Kapısı var ya artık. Hadi bismillah. Bir gir bak. Bak direkt ısı farkı var değil mi? Oo. Direkt gerçekten sıcak içerisi yani. Aynen öyle. Hamam gibi olmuş içerisi. Bak bu kadar güneş kapalı şey yapmış. 5 dakika oldu yani. Evet. İşte sera etkisi, güneş giriyor, vay çıkamıyor. Be. Bayağı fark ediyormuş. Ben de şaşırdım. Az önce içeri girdim, çok kestim iyi o şeyleri. Biraz daha geniş olsa şurada arada şey hani kış bahçesi gibi dinlenmek çok iyi değil mi ya, hem sıcak. Tabii büyük bir şey olsa. Güzel oldu. Ay var ya, şu çilekler falan olunca mis gibi kokacak içerisi. Ya yani şey bir tam çilek. Domates kokusu düşünsene dışarıda. Gel kızım. Çok güzel. Çok güzel mi içi? Girsene bir. Bir gir, içerisi sıcak mı ya? Sıcak. Dışarıdan sıcak mı içerisi? Sıcak. Aa, yerim seni. Bu Mia'nın evi olsun burası. Nasıl? Mia'nın bitkilerini koyarız içeri değil mi Mia? Mia'nın çilekleri var orada. Şurayı falan da silelim sonra, bak aklında olsun. Burada işi de biraz temizleriz ya. Temizleriz. Yerde yaptım çünkü. Bu kadar yaptınız ya. Bir şey değil. Aşırı ciddi çalışıyorsunuz yalnız ya. Ya ben kamerayı koydum dedim belki bir iki sohbet çıkar da evet çıkmadı biz. Yok bayağı... ya babam da sen de aşırı. Yoğun. Biz de Karadeniz insanında da böyle şey gibi romanlar gibi arada bir durup bir halay bir horon tepme durumları falan vardı. Bizimkiler çok keyifli çalışır. Siz çok mu ciddisiniz ya ama sanki? Güzel iş çıkartıyoruz öyle. Okey de başkasının işini yapıyoruz. Polamarka'dan hala poşetleri büküyor. Vallahi büküyor. Murat Deniz. Deniz Rüzgar Gülü. Ya şimdi poşetleri büküyor sağ olsun. Çünkü elimizde aslında yeterli poşet yoktu. Yamalar mı yaptınız? Tabii bir öncekinden kurtardıklarımızın bir kısmıyla tamamladık bazı yerleri de. O şekilde oldu. Seramız da artık oldu. Seramızın içine fidelerimizi koymak kaldı diyeyim. Evet. Ya kapı böyle değilken sanırım ısı da bu kadar şey değildi. Evet. Isı çok daha çabuk artmış değil mi? Çok artmış. Evet. Ben de içine girince bir şaşırdım. Dostlar, bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Ben de şimdiden güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Evimize hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz.